Az önce o pencerenin yerini açabilmek için, içeri ışıklandırmak için girdim. Bir takım ayarlar yaparken bir baktım, daha evvelden evin içinden ses geliyordu. Katır kutur bir şeyler yürüyor ama bir türlü göremiyorduk. Ne olduğunu ben de net anlayamadım ama kocaman şöyle bir artık gelinciye benzeyen, kuyruğu da olan, sincaba benziyor kuyruğu da, net bilmiyorum, anlayamadım. Hemen o üstteki bizim ana direğimizin üzerinde geziyor. Şu araya çıktı. Şimdi size onu göstereceğim burada. Bizimle birlikte bakalım kimler yaşıyor, neler var. Bakın. Hemen biraz daha geriden düşmeden şöyle. Bakın. Bak 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 bak. Bak gel. Ne oluyor? Arkadan yapacağım, önden size doğru dönecek. Bakın oradan. Kafasını görün. Oo, burada burada, gel 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 gel. Sincaba benziyor. Tam. Bu konuda ne olduğunu anlayamadım. Cahilliğimi verin. Onun fotoğrafını çekeceğim, net olarak ne olduğunu, hangi tür olduğunu bir sonraki programda size söyleyeceğim. Bak bak bak, suratın güzelliğine bak. Sincap gibi bir surat var. Fareye de benziyor. Ayaklara bakın ya, bu kadar sincap gibi kuyruk var. Fareye benziyor, kafası var. Kemirgen olduğu belli. Acayip güzel bir suratı var. İçeride rengini biraz daha mavi gibi algıladım ama burada gri renkte. Alt tarafı, göğüs tarafı biraz daha beyaz. Suratın güzelliğine bakın, bakın. Yalnız ondan iki tane var galiba. Bir de yavrusu. Oo, iki tane. Bir de yavrusu var. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Gel gel. Ne oldu? Korktun mu? Ha? Gel gel, bakın. İkisi de uça gitti. Eşim mi yavrusu mu anlayamadım. Şimdi onun birkaç fotoğrafını çekip kulaklara bak. İnanılmaz bir şey var. Bu yarasaya da benziyor kafa. Fareye de benziyor. Kulaklar yarasa gibi duruyor. Bunun yapısı öyle. Gözlerin yuvarlaklığı. Ama ağzına baktığın zaman fare gibi duruyor. Kuyruk kısmı var. Sincap gibi o da. İnanın yani, bilemediğim bir hayvan türü. Cahilliğime verin. Bunu öğrenip o biyolog arkadaşıma gösterip onun türünün ne olduğunu size bir sonraki programda anlatacağım. Gel gel gel. Çatıya mı çıktın? Neyse, sizinle beraber yaşayacağız herhalde burada bundan sonra, ha? Ben şey koyuluyorum, içeri gidip. Onları orada rahatsız ettim tabii yerlerini, ama burası aynı zamanda benim de yaşam alanım. Ortak yaşayacağız. Onlar da beni merak ediyorlar tabii. O gün dağ evinde karşılaştığımız komşularımız kimlermiş biliyor musunuz? O güzel üç tane yaratık. Hani bir şeye benzetemediğimiz, suratına baktığımızda fare mi, domuz mu, yarasa mı dediğimiz, kuyruğuna baktığımızda sincap mı acaba dediğimiz yaratık. Meğer Gris-Gris'miş, bir biyolog, bir mamalog. Arkadaşıma sordum, net bir şekilde öğrendim. Bu bölgede varlar ama
Daha çok Doğu Karadeniz'e doğru varlar. Bu bölgede çok fazla değil. En son kayıtlı görüldüğü zamanlar çok seneler öncesini anlattılar bana. Kozalak yiyorlar diyor. Aynı zamanda memleketteki diğer ismi de yedi uyurmuş. Yani uzunca süre kış uykusuna yatıyorlar, uyuyorlar. O sene kurak ve kötü geçtiği zamanlarda daha da uzun süre uyuyabiliyorlar. Nasıl bir metabolizma var? Yani ben de bir biyolog olsam bunların metabolizmasını araştırmayı içine girerek, hissederek böyle hayvanları tanıyarak araştırmayı çok arzu ederdim. Gerçekten ama şimdi sadece size öğrendiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Tarihi bilgisi de bulduğum kaynaklarda çok eski zamanlara kadar bilinen bir canlı türü ve çok da fazla var. Özellikle Avrupa'nın güney kısımlarında, mesela Polonya'da, mesela Slovenya'da, Almanya'da çokça bunları yakalayıp yiyorlarmış hatta. Ne diyeyim size, Roma döneminde ne kadar doğrudur bilemem, o kaynakta diyor ki çerez olarak bile kullanıyorlar. Etini kurutup götürüyorlar küçük küçük parçalar halinde. Yani o dönemdeki insanı da anlamak lazım. Şimdi o döneme gidip onu değerlendirmek bizim için çok doğru değil tabii. Öyle bir canlı türüyle dağ evinde karşılaşmak benim için çok sürpriz oldu, ben ve ekibim için. Aynı zamanda siz dikkatli izleyiciler için de sürpriz olduğunu düşünüyorum. Bir sürü insanın yorumları var onunla ilgili. Bir kısmı da bildi açıkçası. Bize gönderdikleri bildirilerde, yazılarda, elektronik postalarda fark ettik ki o hayvanı onlar da takip edip biliyorlar. Bizim için güzel bir şey. Bunların hala varlığının burada olduğunu bilmek.